rehberden herkese merhaba bugün rehberde psikoloji başlığında kaygıyı konuşacağız özel olarak sınav kaygısını ele alacağız artık en azından Almanya için biliyorum. Abitua dediğimiz lise bitirme sınavları yaklaşıyor. Onun dışında da birçok sınavlar var. Ehliyet sınavları var ve yine ortaokulu bitirme sınavları var. Üniversite sınavlarının dönemini şimdi biraz geçtik hocam ama eminim bu program birçok sınav öncesi izlenecek videolardan birisi olacak. Sosyal medyada da yine ama bugünkü bizi izleyen seyircilerimiz için de yakın zamanda sınava girecek olanlar için de bugün sınav kaygısını konuşacağız. Kiminle? Psikiyatrist ve psikoterapist doçent doktor Fatih Yılman hocamız stüdyomuzda bugün sınav kaygısını ele alacağız. Sizlerin de soruları varsa çift 090 553 038 99 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Mail olarak da bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. rehber.trt.net.tr e-mail adresine sorularınızı bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Kaygıyı yönetmek e, herhalde en zor şeylerden birisi kaygılı olan kişiler için özellikle e, sınav kaygısını konuşacağız bugünün e, sınav dediğimiz zaman insanların nasıl çok da okulu bitirdiğinde en mutlu olduğu şeydir artık bir daha sınav sınava girmeyecek olmak ama genel olarak şöyle bir tanımlayarak başlayalım yine sınav kaygısı nedir hocam? Sınav kaygısı aslında hani ülkemizde de çok e, herkesin aslında başında bir dert olan bir konu. Evet. Kişilerin kaygıdan dolayı ya da ruhsal olarak bundan etkilenmesinden dolayı yapabileceğinin altında performans göstermesi. <laughs> yani buradaki önemli noktalardan biri yapabileceğinin altında, kapasitesinin altında performans göstermesidir. Evet. Kişinin kendiyle alakalı bir sorun mudur? Yoksa biraz böyle toplumsal da bir baskıdan dolayı gelişen yani sebeplerini merak ediyorum kişilerden. <laughs> Kendimizi mi acaba olduğumuzdan farklı görüyoruz ve gerçekle yüzleşmekten korkuyoruz? Yoksa toplumun bizden bir beklentisi var ve o beklentiye, beklentin altında kalmamak için mi bu kaygıyı yaşarız? Aslında her ikisi birlikte. Sonuçta kaygı için, bizim herhangi bir konuda kaygı yaşamamız için bir şekilde tehlike alarmlarımızın çalması lazım. Biz bu tehlike alarmlarımız örneğin beğenilmemek konusunda çalıyorsa, işte bu sosyal kaygı gibi oluyor. Ama başarı, başarısızlık veya gelecekle ilgili konularda çalıyorsa sınav kaygısı oluyor. Bu tabii ki birazı bizim kendi yapımızla ilgili. Kaygıya olan hassasiyetimiz onu yorumlamamızla ilgili. Ama tabii çevrenin, ailenin, yakınların, arkadaşların gözünde bir değer atfetmesi anlamıyla da önemli. Yani toplumun burada bizden beklentilerinin de önemli bir rolü var diyebilirim. Şimdi kaygı dediğimiz zaman e, böyle sanki kötü bir şeyden bahsediyoruz. Kaygı kötü bir şey mi? Şimdi aslında kaygı için kötü bir şey demek biraz e, haksızlık olur. Şöyle, şimdi kaygı dediğimiz şeyde bir şekilde bizim tehdit alarmlarımız fazlasında çalar. Ama kaygı bizi aslında harekete geçiren de kısım. Yani şöyle bakabiliriz olaya sıfır kaygı. Eşittir sıfır performans. Yani diyelim ki sizin bu işle ilgili hiçbir kaygınız yoksa... ...geç kalabilirsiniz, gelmeyebilirsiniz, hazırlanmayabilirsiniz. E, sıfır kaygı olduğu zaman aslında ortaya bir hareket çıkmıyor. Hı hı. Bu sınav için de aslında benzer bir şey. Sıfır kaygısı olan, hiç üniversiteyle ilgili veya ehliyetle ilgili... ...hiçbir derdi olmayan bir insan zaten hiçbir şey üretmiyor. Teorik olarak sıfır kaygı tabii ki hani... Çok gördüğümüz bir şey değil ama teorik olarak bunun bir karşılığı var. Ama sıfır kaygının olduğu yerde sıfır performans ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani bunu mesela e, bazen üniversite sınavlarından sonra kapıda o röportajlar yapılır ya ilk çıkanlar hı. genelde çok çok başarılı olmayan arkadaşlardır. Hani sınavın hani ilk çıkma izni verildiğinde çıkan kişilerdir. Onlar da genelde şöyle söyler. İyi geçti der. Kolaydı der. Ama genelde biz biliyoruz ki bu ağlayarak çıkanlar daha başarılı oluyorlar. Hı hı. Çünkü kaygınız yoksa e ders çalışmazsınız kaygınız yoksa işe gitmezsiniz kaygınız yoksa insanlara karşı tavırlarınıza dikkat etmezsiniz ama buradaki kritik nokta şu bir yere kadar o kaygımız arttıkça üretimimiz artar hı hı. ama bir yerden sonra artık bu bir tehdit alarmı çalmaya başlar ve yapacağımızı da yapamamaya başlarız Yani bunu şöyle de düşünebiliriz yakın zamanda ciddi bir pandemi atlattık evet. kişiler hiç kaygısı olmayan insanlar maske takmadığı Mesafeye dikkat etmedi veya işte sağlık tedbirlerine dikkat etmedi. Ama çok aşırı kaygılı olan insanlar da abartılı sorunlar yaşadılar. Yani aldığı her sebzeyi, meyveyi, peyniri bile deterjanla yıkayan insanlar vardı. Evet. Şimdi fazlasında üretimimiz ve kapasitemiz düşüyor. Sınav için de aslında böyle. Yani kaygı aslında bizim istediğimiz bir şey. Sadece burada o... E, ...tehdit noktasının ötesine geçmesini istemiyoruz. Yani işimize yarayacak kadar kaygı olmasını istiyoruz. Hı hı. Genel olarak ama kaygının sebebi nedir? Yani sizin bahsettiğiniz e, ya hiç olmaması ya da aşırı derecede olmasının sebepleri nedir? Yani aşırı aşırılıklara gittiğimiz noktanın kaynağı nedir? Çünkü şöyle olabilir. Yani örneğin... E, Gelecekle ilgili veya toplumsal değerlendirmelerimizle ilgili, dışarıdan ailemizin, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın bize bakışıyla ilgili. Bazen biz buna gereğinden fazla önem atfederiz. Hı hı. Şimdi yani başarısızlık, sınavı kazanamamak hı hı. dünyanın sonudur gibi. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman zaten bizim performansımız ya da üretimimiz ister istemez daha kötüye gider. Hı hı. Evet sınavı kazanamamak kötü bir şeydir. Ama bizim burada bildiğimiz şey, sınavı kazanmak için yapabileceklerimiz var. Sınavı kazanmamak için yapmamamız gerekenler var. Hı hı. Ama biz bunu bir ölüm kalım meselesi haline getirdiğimizde, bu başarısızlığa çok fazla anlam yüklediğimizde, aslında e, bu stresle birlikte yapabileceklerimizden kesiyoruz. Hı. Yani ders çalışamıyoruz veya sınavda heyecanlandığımız için iyi çözemiyoruz evet. veya bu sözlü bir sınavsa bildiklerimizi aktaramıyoruz. Yani bu biraz şeye benzer. Ee, şimdi ben sizin kafanızı bir silah dayasam ve sakın hata yapmadan elinizdeki kartı okuyun desem muhtemelen normalde okuduğunuzdan daha kötü okursunuz. Daha fazla hata yaparsınız. Çünkü ölüm kalım meselesi olduğu zaman insanlar yapabileceğinin altına düşerler. Hı hı. Bu başarısızlık kısmı evet başarısızlık kötü bir şeydir. Diyelim hani bizim ülkemizdeki üniversite sınavı için kazanamadığınız bir sene daha çalışmak tabii kötü bir şeydir. Ama... İşin sonuna bir ölüm kalım koyduğumuz zaman e, bu birazcık bizi daha da zorlaştırır. Yani kırmızı bir ip üstünde yürüyorsunuz hı hı. ve hiç aşağı bakmadan yürüyorsunuz. Evet ipten düşmek kötü ama o ip de hani böyle 100 metrede olan bir ip değil. Yani düştüğünüzde aslında ölmeyeceksiniz. Biraz üzülüp hayatınıza devam edeceksiniz. Şey mi düşünüyoruz acaba ya işte istediğimiz gibi bir, Sonuç olmayınca istediğimiz gibi gitmeyecek hayatımız gibi düşünüyoruz belki de. Ve sonunda yani çok erken bir yaşta belki olma ihtimali olan bir geleceğin yasını mı tutuyoruz? Nedir yani bizi bu kadar bundan alıkoyan, bu kadar bunu endişeyi, kaygının abartılı bir derecesine getiren şey nedir acaba? Tabii burada dediğiniz gibi felaketleştirici düşüncelerimiz de ortaya çıkıyor. Yani sınavı kazanamam. Sınavı kazanamazsam ailem çok üzülür. Hı hı. İşte arkadaşlarıma rezil olurum. Kuzenlerimden geride kalmış olurum. İşte konu komşu kazanamadı derden başlayan, yani hı hı. güncelden başlayan evet. aslında. Ama ileriye dönükte yani hayatımda hiçbir zaman mutlu olamam, istediğim işi yapamam, bütün hayatım mahvolur. Bir sürü aslında senaryo kuruyoruz. Ama bu senaryoların ne kadarı gerçek, şimdi onu bilme şansımız ilk aşamada yok. Hı hı. Şimdi bu aşamada da e, bu senaryolarla uğraşmak zaten yapabileceklerimizi de sınırlandırmaya başlıyor. Yani Onu düşünmekten asıl yapmamız evet, gerekeni evet. yapmıyoruz aslında. Yani sürekli sınavı kazanacak mıyım diye düşünmek sınavı kazanma ihtimalinizi arttırmaz. Hı hı. Sınavı kazanmak için yapabileceğiniz şey nedir? Ders çalışmaktır. O zaman bunu düşünmek yerine bu düşünceyi bir kenara bırakıp e, ders çalışabilirsiniz. Çünkü... Biz diyelim ki günlerce düşünelim sınavı kazanacak mıyım diye aslında bunun bir cevabı yok. Hı hı. Ama bu düşünme süreci kazanamama ihtimalimizi arttırır. Evet şimdi bir taraftan e, kaygı var ama diğer taraftan da kaygı kılığında bir tembellikten de bahsedebilir miyiz? Aslında bu başvurularda maalesef biraz sık gördüğümüz bir konu. Hı hı. Şimdi genelde gençler çalışmak istemeyebiliyorlar veya yeterince çalışmıyorlar. Ama mesela bu birazcık böyle popüler bir konu olduğu için bir de maalesef bu işte sosyal medyada vesaire dönen bazı doping olduğu düşünülen ilaçlar Hı -hı. olduğu için e, bu yola yani kolay yola gitmek istiyorlar. Evet. O yüzden ailelere genelde e, dikkatimi toplayamıyorum veya benim sınav kaygım var diyorlar. Bazen bu başvuruların e, bir kısmında görüyoruz ki aslında sınav kaygısı hiç yok. Hı -hı. Sadece çalışmak istemiyor. Şimdi bunun da tabii ki ele alınacak bazı noktaları vardır. Şimdi dışarıda bir tarafıyla baktığınız zaman 17-18 yaşında bir insan için dışarıda işte spor var, sinema var, müzik var, arkadaşlar var. Bir sürü eğlenceli şey var terazinin bir tarafında. E bir tarafında ders çalışmak var. Hı hı. Şimdi aslında bu çok adil bir şey değil gibi duruyor. Ama maalesef yani mevcut sistem içerisinde gelecekle ilgili bir planlama yapacaksak ders çalışma tarafını seçmek zorunda kalıyoruz. Evet. Ee, en azından belli süreler dahilinde. Şimdi burada e, ama bu seçimi yapamayan kişiler kolay yoldan hani gidip benim dikkatim dağınık veya benim e, sınav kaygım var dedikleri zaman şimdi bu sefer zannediyorlar ki hani bana bir ilaç verilecek o işte forumlarda sitelerde okudukları ve ben acayip her şeyi yapacağım aslında böyle bir ilaç yok. Tembelliği eksikliğinin... yani gideren bir ilaç değil bu zaten. Yok herhalde. yani kişinin dikkat eksikliği varsa bunun tedavisi var. Ama bunun dışında ben bir ilaç aldım ve bu dopingle okuduğum her şeyi ezberleyeceğim. İşte acayip bir şey yapacağım. Böyle bir şey yok. E, tembellik kısmını bazen gençler e, bu şekilde e, kılıfı örtebiliyor. Hı hı. Ama genelde yani bu görüşmede değerlendirdiğimizde e, biz bu kısmı bir şekilde çözebiliyoruz. Yani burada yapılması gereken şey sınav kaygısına yönelik bir müdahale değil. Kişinin hedeflerine yönelik nasıl bir strateji yapılabilir? Motivasyonu nasıl artırılabilir? Aslında tamamen ona bakmak lazım. Hı hı. Çünkü mesela geliyor kişi, yani ben günde 15 dakika çalışıyorum. Kaygıdan dolayı mı çalışamıyor? Buna bakıyoruz. Bazen evet kaygı ders bile çalıştırmaz. Ama böyle bir durum da yok. 15 dakika çalışıyorum ama ailesi bekliyor ki mesela işte e, tıp fakültesi kazansın veya odtü kazansın. Şimdi burada tabii ki bu beklentiyle bu e, çaba çok paralel değil. Evet. Şöyle de bir şey olabilir mi? E, zaten performansının düşük geleceğini düşünüp kaygı ve tembelliğe kendini vurup yani belki de onun da altına kalıp sonra ya ben çok kaygılıydım. O yüzden de yapamadım da bir yani az önce bahsettiğinizle paralel mi? Aynı mı? Aynı noktaya çıkar mı? Yani şöyle aslında kişi... E... Kaygıdan dolayı çalışamıyor da olabilir. Şimdi hı hı. sınav kaygısını birazdan ya belki... Bazen öyle olur ya yani insan bilir o sınavdan büyük ihtimalle geçemeyeceğim. Ama bunu başka bir şekilde e, kaygıyla vaktini belki ne bileyim başka şeylerle korkularla geçirip asıl yapması gerekeni yapmak yerine bunu yapıp sonra yani kaygılarla meşgul olup sonunda gerçekten de o kendini gerçekleştiren kehanete dönüşme ihtimali var mı? Tabii ki var. Şimdi burada bizim e, değerlendireceğimiz şey işte burada çalıştırmayan şey Kaygılar mı? Hı hı. Yani yapamayacağım kaygısı mı ket vuruyor? Sınav e, sınav kaygısını biz incelerken belki birazdan konuşuruz. Hani üç aşamalı bakıyoruz. Sınav öncesi dönemde evet ders de çalıştırmayabilir. Hı hı. E, veya kişinin sınava yönelik yeterince bir motivasyonu olmayabilir. Veya yapamayacağını kabullenmiş olabilir dediğiniz hı hı. gibi. Veya bakın bambaşka bir şey. Çok mükemmeliyetçidir kişi. Yeterince... Uygun ortam sağlanmadan, uygun şartlar olmadan ders çalışamıyor olabilir. Hı hı. Bu da bir başka kapıya gider. Ama sınav kaygısıyla ilgisizse biz diğer kısımlarda ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Hı hı. Bazen yani şöyle bile oluyor. Kişilerin, gençlerin gelecekten beklentileri bile törpülenmiş olabiliyor. Yani diyor ki mesela ben üniversiteyi kazansam ne yapacağım? Hı hı. Yani beklentileri, hayalleri törpülenmiş olabiliyor. Buna mesela daha çok motivasyonel görüşmelerle gidiyoruz. Yani Evet belli şartlar zor olabilir, belli hayallerinde zorluklar olabilir veya istedikleri mesleklerin gelecekteki geçim garantilerini iyi görmüyor olabilirler. Ama sonuçta biz bir şekilde yani kişinin hedeflerine giden yolda hareket etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. E, sınav kaygısını kavramsallaştırmak gerekirse e, siz nasıl kavramsallaştırıyorsunuz? Şimdi aslında biz genelde üç aşamalı bakıyoruz. Evet bir sınav öncesi dönem var, hı hı. bir sınav anı var, bir de sınav sonrası var. Kişi de bunlardan sadece biri de sorun olabilir, her üçü de sorun olabilir. Hı hı. Sınav öncesi dediğimiz kısımda biz şuna bakıyoruz. Sınav öncesi size ders çalıştırtmayan veya sizin hazırlanmanızı engel olan kaygıdır. Mesela aslında ders çalışmanız gerekiyor, ama başlıyorsunuz düşünmeye. Yapacak mıyım, yapabilecek miyim, kazanacak mıyım, kazanamazsam ne olur? İşte rezil olurum bir sene daha mı dershaneye gideceğim vesaire. Kişi bu düşüncelerin içinde yoğurulup kalıyor. Hı hı. Aslında bu geviş getiren bir düşünce halini alıyor. Yani dönüp dönüp duruyor. Niye geviş getirmek diyorum? Çünkü bunların aslında bir cevabı yok. Evet. Yani kazanacak mıyım? Üç gün düşünelim. Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Kazanmak için yapabileceklerim var. Ama yine de hiçbir zaman garanti olmayacak. Hı hı. Şimdi bu sınav öncesi kaygı. Bu size ders çalıştırmayan kaygıdır. Sınav anında dediğimiz şey bu yazılı bir sınavsa kitapçık önünüze geldiğinde veya sözlü bir sınavsa içeriye girdiğinizde kişinin elinin ayağının dolaşması, belki bedensel belirtilerinin olması, işte çarpıntısının, terlemesinin vesaire ve aklından her şeyin silinip gitmesi gibi evet, bir senaryo olabilir. Denilen... Evet. Evet. Her şey gitmiş gibi olabilir. Ben kendi üniversite sınavımda da benzer bir şey yaşamıştım. Ee, bazen çok rahat girseniz de 2-3 soru çözemediğinizde böyle bir ip kopar gibi olur. Hı hı. Yani her şey bitti gibi olur. Ee, bu sınav anındaki kaygıdır. Yapabileceğinizi yapamazsınız. Hı hı. Üçüncüsü sınav sonrası kaygıdır. Sınav sonrası kaygı da özellikle denemelerde falan görüyoruz. Şimdi denemelerin amacı nedir? Durumunuzu görmek, bilmediklerinizi öğrenmek. Hı hı. Kişi ama girer denemeye örneğin ee, sonucu birazcık kötü gelir sonra bir hafta çöker. Hani ders çalışması motivasyonu zaten her şey mahvoldu bu saatten sonra yetişmez. Şimdi o zaman öyle bir hal alıyor ki şimdi deneme amacının tam zıtlı bir e, pozisyona geçmiş oluyor. Hı hı. Şimdi denemedeki amaç zaten durumunu görmek ve eksiklerini öğrenmek. Evet. Şimdi ama deneme sizin ders çalışmanızı bozuyorsa bu sınav sonrası kaygıdır. Genelde biz öncelikle e, durumu netleştirmek için kişiyle görüşürken nerede sorun var veya nerelerde sorun var anlamaya çalışıyoruz. En çok gördüğümüz sınav anı, hı hı. sınav öncesini de çok görüyoruz ama sınav sonrası kaygı da olabilir. Kişiye ona göre bir e, sistem üzerinde değerlendirmelerini yapıyoruz. Hı hı. Peki insanlarda sınav kaygısı nedeniyle fiziksel belirtilerde e, işte ortaya çıkma ihtimali var mı? Yani baş ağrısı diye duyarız çokça. Ama onun dışında fiziksel sınav kaygısı sebebiyle ortaya çıkan mevzular nelerdir? Tabii aslında şöyle bizim tehlike sistemimiz vardır vücudumuzda, sempatik sinir sistemi. Hı hı. Bu herhangi bir tehlikede ortaya çıkan sistemdir. Yani buradaki amaç savaş kaç sistemini tetiklemek, kol ve bacaktaki büyük kas gruplarına kan pompalamak. Evet. Ve bu kan pompalanması için de biz diğer iç organlarımızdan fedakarlık ederiz bir miktar, tehlike anında. Tabii e, şimdi eskiden olan tehlikelere göre tehlikeler hani sene 2023 daha farklı tehlikeler. Yani e, artık bizi yolda insanlar veya hayvanlar saldırmıyor veya daha az karşılaşıyoruz böyle durumlarda. Artık tehlike nedir? Beğenilmemek tehlikedir. Başarısızlık tehlikedir. Yani daha soyut kavramlarla alarm çalıyor. Hı hı. ve kişi sınava girdiği zaman sanki kendisini bir kaplan kovalıyormuş gibi veya bir 5-6 tane köpek üstüne saldırıyormuş gibi bu sistem çalışıyor. Hı hı. Elde ayakta terleme olabilir, çarpıntı olabilir, nefes darlığı hissediyor olabilir, nefes alamama hissi yaşayabilir. Mideye vurabilir Mide mi? de karın hı. ağrısı. Biz hep şunu deriz değil mi? Bizim deyimlerimizde var yani senin ne karın ağrın var deriz. Hı hı. Çünkü oradaki kan akımının azalması, mide bağırsaktaki büzüşme, karın ağrısı yaşarız, kramp yaşarız. Veya korkudan beti benze atabilir hı hı. kişinin sınava girerken. Veya idrar torbasında örneğin mesela çok tipik bir örnek vereyim. Idrar torbasındaki kan akımının azalması, idrar torbası büzüşür ve tuvalet ihtiyacımız olur. Mesela yani bütün sınavlarda tuvalet kuyruğu vardır. Herkesin o anda mı geliyor tuvaleti Aslında Demek stresten ki. dolayı Hı -hı. herkesin mesanesi büzüştüğü için evet o anda geliyor. Hı -hı. Yani fiziksel tehlike anında e, yaşadığımız bütün semptomları yaşayabiliriz. Hı -hı. Peki nasıl yöneteceğiz? Yani bu kaygıların... Sonuçlarını yönetmek mümkün, yani ne kadar başarılı insanlar da var, bunu yönetebilen insanlar da var. Bugün kaygıyı konuşurken e, biz de onlardan olmak istiyoruz diyenler için soruyorum nasıl yönetilebilir. Şimdi e, ilk aşamada en azından bu fiziksel belirtiler için şunu önerebilirim çünkü bu e, birazcık hızlı sonuç verebilecek bir şeydir. Yani sınava girmeden önce bu bedensel belirtileri çok yaşayan kişiler nefes egzersiziyle girebilirler. Yani burundan alıp ağızdan vermek 3-4 saniyede aldınız. Tuttunuz 3-4 saniye ve 3-4 saniyede yavaşça verdiniz. Derin ve yavaş. Hı hı. Bunu mümkünse diyaframı kullanarak yapmak. Bunun egzersizlerini internette hani bir sürü çeşitli bulabilirler. Ama bu nefes egzersizi bizim tehlikenin karşısındaki rahatlama sistemimizi devreye sokar. Yani özellikle bedensel belirtiler ön plandaysa Sınavı başlamadan önce bir 8-10 set yapacağınız bir diyafram nefesi sizin bir dakikanızı alır ama sizi rahatlama sisteminizi devreye sokarak içeri sokar. Hı hı. Bu mesela bedensel belirtiler için çok iyi bir yöntem. Ee, bunun dışında kişilerin sınav öncesi, sınav anı veya sınav sonrası ile ilgili düşüncelerini özellikle felaketleştirici düşüncelerini biz çalışmaya çalışıyoruz. Yani buradaki başarısızlıkla ilgili kişinin zihnindeki felaketleştirici düşünce neyse, hı hı. onu ele almaya çalışıyoruz. Bu aileye rezil olmak da olabilir, bir arkadaşlarından uzak kalmak da olabilir, hayatı boyunca mutsuz olmak da olabilir. Hı hı. Bunları ele almaya çalışıyoruz. Sınav anında çünkü bu düşüncelerle ilgili e, yapabileceğimiz hiçbir şey yok ve aksine sınavdan sonra bunları düşünmek için çok fazla vakit var. Sınav anında buna cevap vermemeyi öğretiyoruz. Mesela hı hı. sınav anı çalışırken. Bu gelen düşüncelere yapamayacaksın, edemeyeceksin, mahvoldu, sınav işte berbat oldu, bir sene daha hazırlanacaksın gelebilir. Bunlara cevap vermemeyi öğretiyoruz. Hı hı. Sınav öncesinde de yine bunları ertelemeyi. Çünkü siz cevap verdikçe aslında bu bir diyaloğa döner. Ve bu diyalog bize aslında bir şey katan e, herhangi bir şey değil. Ertelemeyi becerisini öğretiyoruz. Bu düşünceleri ertelemesini ve bunları ertelediği zaman da kişinin bunlar yerine kazanmak için yapabileceği şeyleri sağlamaya çalışıyor. Şimdi aslında girişte lise bitirme sınavları üzerinde konuşuyoruz gibi söyledim ama aslında Adı sınavı olmayan başka durumlar da olabiliyor bu tür kaygıları yaşadığımız. Mesela önemli bir iş görüşmesi öncesinde yaşanabilir. Hangi gruplarda yani hangi ya yaşa göre aslında farklılığı var mı? Mesela 8 yaşındaki bir ikinci sınıf öğrencisinin girdiği ilk sınavdaki kaygısıyla... ...mesela az önce bahsettiğimiz lise bitirme sınavı ya da bir üniversite sınavına giren birisi için yaşanan kaygı aynı kaygı mıdır? Şimdi aslında mekanizma olarak hepsi aynı. Hı hı. Yani... Sınav veya iş görüşmesi, yani kazanmak zorunda olduğunuz ve bir performans ortaya koymanız gereken e, bütün sınavlar için ya da bütün görüşmeler için biz aynı şeyden bahsedebiliriz. Yaşla ilgili olarak biz şunu biliyoruz, çocuklarda ve ergenlerde bunun biraz daha fazla olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bu muhtemelen maruziyetten olabilir. Yani 30 yaşında bir iş görüşmesine gittiğinizde evet hala kaygılanabilirsiniz. Ama oransal olarak artık defalarca bunları yaşadığınız için şey ee, var bir tık daha az olabilir ya da kişilerin oranı olarak. Hı -hı. Çünkü biz şunu biliyoruz çalışmalara göre toplumda yüzde on beş ila yüzde kırklardan bahsediliyor. Hı -hı. Yani bu sınav kaygısı probleminin yaşanmasında. Ve şunu biliyoruz sadece kadınlarda bir tık daha fazla olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Bütün kaygı bozuklukları kadınlarda bir tık daha fazladır. Tabii bunun sebebi kadınların hassasiyeti vesaire gibi bir durum mudur? Ya da erkeklerin bu konularda biraz yardım alma e, başvurusunun azlığından mıdır? Her ikisi de olabilir. E, cinsiyet arasında bir ayrım biliyoruz. Çocuk ve ergenlerde biraz daha fazla olduğunu biliyoruz. Ama sonrasında da her yaşta, her e, sınavda görebileceğimiz bir durum. Yani bu ehliyet sınavı da olabilir, iş görüşmesi de olabilir. Sonuçta o da bir sözlü mülakat evet. niteliği taşır veya üniversite sınavı da olabilir, lise sınavı da olabilir. Şimdi şöyle bir şey var, bu bahsettiğimiz insanlar hayatı boyunca hiç ya da gündelik hayatlarını hiç kaygı yaşamayan ama sınav gelip çattığında kaygı yaşayan insanlar olmuyorlar galiba. Gündelik hayatta da belli başlı kaygıları olan insanlar. Bu kaygının kalıcı bir hastalık olduğunu söyleyebilir miyiz bu durumda? Şimdi şöyle bir kısmı evet sizin dediğiniz gibi Günlük hayatında birçok şeyden kaygı duyan insanlar. Hı hı. Şimdi burada biraz şunu söyleyebiliriz. Hastalık boyutunda olmasa bile kişilik özelliği boyutunda bunun etkileri var. Yani bazı insanların mesela bizim şema terapide dayanıksızlık diye kullandığımız bir tabir vardır. Yani kötü bir şey olacak ve ben o kötü şeyin sonuçlarıyla baş edemeyeceğim. Bu bir kişilik özelliğidir. Hı hı. Mesela burada hastalık boyutunda olmasa bile zaman zaman çeşitli faktörlerle tetiklendiği zaman ortaya... E, kaygı düzeyini yükselterek çıkabilir. Ama bir kısmı evet normal hayatlarında rahat insanlar da olabilir. Ama onun için başarılı olmak öyle bir konumdadır ki, sadece sınavda bunu yaşıyor olabilir. Sosyaldir, rahattır, arkadaş ilişkileri, aile ilişkileri iyidir. Ama onun için başarı, hayat memat meselesi olabilir. Kişinin standartları çok yüksektir yani çok <laughs> mükemmeliyetçi dediğimiz insanlardır. Bazen böyle de görebiliriz. Her ikisinde de ee, biz şuna bakıyoruz aslında. Mevcut durumda öncelikle gerekirse yüzeyel bir temizlik. Yani sınavı çözdüğümüzde çünkü diyelim sınava 3 ay var 5 ay var önce bir onu çözmemiz lazım. Çünkü kişilik özelliklerimizle ilgili değişimler genellikle daha orta uzun vade planlardır. Hı hı. Önce bir gerekirse yani tabir uygun olursa eğer dalları budamak sonra eğer gerekliyse ağacın kökünden kesmek Şimdi az önce mükemmeliyetçilik dediniz ya hocam. Şöyle de bir şey var. Bunu yani böyle bir özelliğe sahip olan insanlar çok övünürler bununla. Ben çok mükemmeliyetçi olduğum için bu böyle derler. Çok titizlenirler bunu bununla gerekçelendirirler. Olmayanlara da hani böyle biraz Hı, hmm, keşke sen de biraz öyle olsan gibi de bakılır. Diğer taraftan da bu mükemmeliyetçiliğin de altında sanırım bazı psikolojik nedenler olabiliyor. Neden bir insan mükemmel olmaya çalışır? Şimdi ben e, kişilik özelliklerine doğru ya da yanlış olarak bakmayı tercih etmeyen gruptanım. Hı hı. E, her kişilik özelliğinin avantajları vardır. Evet. Ama fazla olduğu zaman dezavantajları vardır. Hı hı. Yani şöyle düşünün, mükemmeliyetçi bir insan, yani eski tabirlerde ya da daha klasik tabirlerde obsesif denen grup veya işte yeni bazı psikoloji e, tabirlerinde yüksek standartları olan kişiler. Genelde mesela iş hayatlarında çok başarılıdır. Hı hı. Yani ben yanımda çalışan kişinin biraz bu özellikleri olmasını isterim. Hı hı. Çünkü niye? Gözüm arkada kalmaz, takip etmek zorunda kalmam, işini tam yapar, güzel yapar. Örneğin bu mesela iş konusunda veya akademik anlamda biraz avantajlıdır. Evet. Ama sosyal hayatta fazla olursa zorluk yaratabilir. Çünkü insanlar mükemmel değildir. Hı hı. İnsanlar buluşmalarına gecikebilir, insanlar verdiği sözü unutabilir. Bu bizi sosyal hayatta zorlayabilir. Hı hı. Veya bambaşka bir kişilik özelliği, diyelim ki çok içine kapanık, çok sessiz, çekingen bir kişi, bir kadından konuşalım. Mesela bizim Anadolu toplumunda iyidir, hanım hanımcık denir. Hı hı. Değil mi? Yani avantaj bile olabilir ama iş hayatında mesela bu zordur. Çünkü kişi hakkını arayamaz, itiraz edemez, istediğini dile getiremez. O yüzden doğru yanlıştan ziyade aslında fazlalığından biz değerlendirme yapıyoruz. Şimdi burada kişilerin mükemmeliyetçi olmasının ya da standartlarının yüksek olmasının iş hayatında evet götürdüğü bir yer var ama bu fazla olduğu zaman kişileri çok hayal kırıklığına doğrutabilir. Yani siz çıtayı 10 metreye koyduğunuzda 9.90 bile atlasanız başarısız gibi olursunuz. Aslında çıta yanlış yerde. Evet. Şimdi burada biz baktığımızda burada çıtanın ayarını da değiştirmekle ilgili de bir şey yapıyoruz aslında. Çünkü hayatın her alanında mükemmel ya da dört dörtlük olamayız. Yaptığınız her eksikte bu sefer kendinizi yetersiz veya başarısız hissedersiniz. Hı hı. Sonuç olarak e, mükemmeliyetçiliğin artı yönleri evet var. Özellikle iş dünyasında ve akademik dünyada ama sosyal hayatta biraz zorlar veya çıtanın altında kaldığımızda kendimize karşı da birazcık e, cezalandırıcı olmamıza neden olur. Burada Eleştiren da psikoloji öz şefkat konusuyla herhalde evet. yetişiyor. Evet. Bugün sınav kaygısını konuşuyoruz. Sizlerin de soruları varsa sorularınızı bize ulaştırın. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Müzik Dehper'den tekrar merhaba. Bugün sınav kaygısını Fatih Yaman hocamızla konuşuyoruz ama bir de Avusturya'ya, evet Viyana'ya bir bağlantımız var. Uzman pedagog Zeynep Elibol yayınımızda. Zeynep Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Ee, sınav kaygısını konuşuyoruz ama özellikle Avusturya'da yaşayan Türk gençlerin e, genel kaygılarından, en büyük kaygılarından bize bahsedebilir misiniz? Evet, en büyük kaygıları aslında ikiye ayırabiliriz. Bir eğitim alanında, bir de toplumda yer bulabilmeleri için ayakta duru, yani toplumda ayakta durabilmeleri için iş kaygısı da var. Hı hı. Eğitim alanında çok kolay elenebiliyorlar, yani daha yüksek okullara gitme konusunda sıkıntı yaşıyor oluyorlar. Aynı zamanda da iş alanında kendi istedikleri gibi bir işi bulmada da zorlanıyorlar. Her iki alanda da büyük kaygılar var. Hı hı. Az önce Fatih hocamızla konuşurken belli bir yaştan sonra artık tecrübeli olmanın da getirdiği bir rahatlığın e, oluştuğunu, geliştiğinden bahsetmişti. Bu Bunu Avusturyalı gençler için de ya da yaşı ilerleyen insanlar için siz de söyleyebilir misiniz? Şimdi hocamızı ben dinleyemedim. O kısmını dinleyemedim maalesef. Ancak şunu söyleyebilirim. Elbette ki tecrübeyle birlikte mesela staj yapma tecrübesi ...gibi e, tecrübeler gençlerimizi rahatlatıyor. Yani o alanda bir işe girecekleri zaman daha rahat bir şekilde oraya gidiyorlar. Daha önceden çünkü ortamı görmüş oluyorlar ya da en azından benzer bir ortamda e, bulunmuş oluyorlar. Ve onları tabii rahatlatıyor. O yüzden okulların çoğunda özellikle mesleki okullarda da e, mutlaka staj vardır. E, ya her yıl vardır ya da e, işte son sınıfta Haftada bir gün vardır ve bu şekilde çocuklar, gençler, gençler diyeyim hayat hazırlanmış oluyor ve elbette hiç dış dünyada bir çalışma sahasında staj yapmayanla ya da bir mühlet işte o tecrübeyi yaşamayanla yaşayan. Bir olmuyor. Yaşayan daha kolay adapte oluyor. Oradaki endişeleri görüyor ki beklediğim gibi endişeli bir durum yok. Gayet işte çalışma o alandaki arkadaşlar işte teamworkle gayet güzel gidebiliyor. Sorunlar karşılıklı konuşarak halledilebiliyor. Ama hiç yaşamayan ...elbette korkularla o adımı, e, adımı atacak... ...yani acaba beni ne bekliyor... E, ...beni kabul edecekler mi... ...yapabilecek miyim... E, ...bana pozitif bir not verecekler mi... E, ...ya da işte geri bildirim nasıl olacak diye... ...kaygı ve endişeyle elbette gitmiş oluyor. Hı hı. Peki bu endişelerle... ...boğuşan gençler... ...nereden destek alabiliyorlar? Birçok e, imkan var... E, ...bir tabii okullarda... E, ...koçlar var... ...yani o koçlar vasıtasıyla belki Türkiye'deki PDR dediğimiz kişilerce destek alabiliyorlar. Bizdeki, bizdekilerin ismi gençlik koçları. Bizde mesela bazı okullarda haftada bir gün bulunuyorlar ya da haftanın iki günü bulunuyorlar veya okul psikologları da var. Okul psikologları da aynı şekilde bu alanda destek vermeye hazırlar. Gençlik koçları da hem işte stres varsa, heyecan varsa, işte endişe varsa öte yandan tabii hedefleri bilmiyorsa genç ne yapacağımı hala bilmiyorum diyorsa işte motivasyonu eksikse o alanlarda bir takım çalışması şeklinde öğretmenler bir yandan okuldaki gençlik koçları bir yandan psikologlar öte yandan ama aynı zamanda tabii okul dışında da destek alma imkanları var. Okul dışında aileleri mesela işte psikolojik danışman olarak bize bize geliyorlar. Biz o konuda ...mesela destek veriyoruz hı hı. hem ailelere hem de gençlere. Evet. Şimdi Zeynep Hanım size söylediniz aslında ama aileler de mutlaka destek olmaya çalışıyorlar. Burada da ailelerin tecrübesizlikleriyle de karşı karşıya kalınabiliyor. Sizce aileler bu durumdaki gençlere nasıl yaklaşmalılar? Benim burada gözlemlediğim önemli olan nokta şu, gençlerimiz maalesef çocukluktan itibaren organize etmeyi pek öğrenemiyorlar. Yani daha doğrusu anne ve baba çocuklarım rahat etsin, benim çektiğim sıkıntıları çocuklar çekmesin diyerek çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Bu şu anlama da geliyor, işte anne odasını topluyor çocuğunun, işte anne atılan çorapları topluyor, rafını düzenliyor vesaire evet. halbuki çocuğun yani gencin bunu çocukluktan itibaren kendi kendine yapmayı da öğrenmesi gerekiyor. Yani tabii ki birden bire bütün görevler verilmez çocuğa ama zamanla yavaş yavaş çocuğa daha da fazla görevler verilmesi gerekiyor. İşte evi toplamada, yardımcı olmakta, alışverişteki gibi ve organize olmayı. Yani başarısızlığın yani başarısız olan gençlerimize baktığımızda bizim alfabenin A'sından başlamamız gerekiyor. O da şu anlama geliyor. Yani nasıl organize olabilirim? En basitini ben size söyleyeyim. Bir dosyayı alıp dosyayı işte aradaki kağıtlarla birlikte, ayraçlarla birlikte ben bu dosyayı çalışmam, çalışmam açısından kolaylık olsun diye nasıl düzenlemem gerekiyor? En basiti bu. Buradan başlamamız gerekiyor bazen. Ya da ders çalışırken nelere dikkat etmeliyim? İki saat boyunca ders çalışılmaz. Ne kadar ara vermeliyim? Ya da işte tam yarın sınav var, son anda çalışmak ne demek? Yani zaman yönetimi de... Time management de bu işin içine giriyor. Burada anne ve baba bazı püf noktaları bilmediği için belki ya da çok fazla zamanı olmadığı için çocuğa çok fazla destek veremiyor ve çocuğuma iyilik yapıyorum diyerek çocuğun bütün sorumluluğunu da üstleniyor. Ama bu çok yanlış. Yani çocuk ne kadar çok kendi hayatını düzenleyebiliyorsa organize edebiliyorsa bir o kadar da okulda başarılı oluyor. Evet. Zeynep Hanım çok önemli kavramları da aslında paylaşmış olduğunuz bir zaman yönetimidir, işte organizasyondur. Bunların hepsi de çok önemli konular. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Uzman pedagog ederim. Zeynep Elibol Viyana'dan yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Şahit ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler sağ olun. Evet hocam önemli mevzular, zaman yönetimi, organizasyon. Ben bunu genelde Türkiye'de görüyorum aslında böyle sınava girecek olan çocukların anneleri meyvelerini getiriyorlar böyle çaylarını evet. yapıyorlar vesaire. Bu Avrupa'da biraz daha az açıkçası bu kadar sınav çalışan kişinin üstüne düşülmez. Ama tabii aileler için orada da çok çok önemli bu mevzular. Şimdi şunu sormak istiyorum, bunun bir teşhis edilmesi gereken bir Hastalık gibi mi görmeliyiz? Ve madem diyelim ki öyle olduğunu varsayalım, bunun bir tedavisi var mı? Şimdi e, tabii ki kişinin akademik anlamda ya da mesleki anlamda performansını düşürüyorsa, yani işlevselliğini bozuyorsa biz artık bunu e, bir hastalık protokolü gibi ele alabiliriz. Hı hı. Teşhisi nedir? Biz aslında psikiyatrideki bütün teşhislerimiz tabii ki e, bazı e, tetkiklerimiz olabiliyor veya testlerimiz olabiliyor. Ama aslında psikiyatride teşhisi koyan tek bir şey vardır o da klinik görüşmedir. Hı hı. Yani bizim karşımızda kişiyi alıp görüşme yapabiliyor olmamız lazım. Destekleyici nitelikte kullandığımız testler var, ölçekler var ama bu yani yüz yüze olan kısım tanı koydurur. Hı hı. Bunun dışında biz tanıyı koyduktan sonra baktığımız şey kişiye nasıl bir tedavi protokolü izleyebiliriz veya bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bazen burada aileyi de devreye sokmamız gerekebiliyor, özellikle gençlerde. Mesela ailelerin e, o karşılaştırma yapmaları, Hı -hı. diğer başka kişilerle rekabete sokmaları, bazen cesaretlendirme kadına sert tutum izlemeleri, bunların hepsi aslında ters tepen şeyler. Evet. Çünkü biriyle karşılaştırmanın da hiçbir anlamı yok. Hı -hı. Yani şunu biliyoruz: Kişi düşük bir puan aldı ama istediği bölümü kazandı veya çok yüksek bir puan aldı ama istediği bölümü kazanamadı. Hı -hı. Şimdi hangisi başarılı? Evet. Sonuç olarak burada oradaki puanın rakamdan başka bir karşılığı yok. O yüzden aileleri de sokmamız gerekebiliyor. İlaç tedavileri kullanı e, <laughs> Çok özür dilerim. İlaç tedavileri kullanılabiliyor ama genellikle mümkünse kişinin imkanı varsa terapi odaklı bir yaklaşımı biz sınav kaygısını da tercih ediyoruz. Şimdi sınav kaygısını konuşurken az önce mükemmeliyetçiliğe de bir girdik, gelecek kaygısına da girdik. Ama şöyle de bir şey var, genelde işte siz de az önce söylediniz belki birileriyle rekabet içerisine sokuluyorsunuz ama insanlardaki belki bu düşüncelerin hepsinin arkasında Acaba ben, benim zekamla ilgili bir sorun mu var? Bu mu ortaya çıkacak? Ben her şeyi unutuyorum. Hı hı. Mesela bunu da düşünüyor olabilirler. E, az önce bahsettiğimiz blackout e, durumu yani sınav anında bütün bildiklerini unutma durumu. E, bunun sonucunda aa acaba benim gerçekten zekamla ilgili bir sıkıntı mı var sorusu. E, bunların hepsinin ortaya çıkma ihtimali var. Sınav kaygısı zeka durumuyla bir şekilde ölçülü müdür? Aslında zeka ile doğrudan bir ilişkisi yok. Hı hı. Yani biz şunu diyemiyoruz. ...çok zekilerde oluyor veya az zekilerde oluyor diyemiyoruz. Hı hı. Ama kişinin e, o sınava verdiği önemle ilişkili. Yani kişi sınavı hiç önemsemiyorsa çok bir kaygısı olmuyor. Ama kişi sınavı önemsiyorsa bu zekadan bağımsız olarak... E, ...ve o sınavın sonuçlarına çok fazla önem at atfediyorsa... ...ortaya sınav kaygısı çıkıyor. Hı hı. Başarıyı peki nasıl etkiliyor? Az önce siz e, bunun bir taraftan da böyle harekete geçiren bir şey olduğundan da bahsettiniz... Ee, başarıyı etkileme oranını da merak ediyorum. Şimdi yeteri kadar olan kaygı, yani bir noktaya kadar bu bizim başarımızı arttırıyor. Yani ders çalışmamızı sağlıyor, motive olmamızı sağlıyor veya sosyal hayatımızdaki bazı düzenlemeleri yapmamızı sağlıyor. Ama kaygı fazla olduktan sonra, bu aslında tipik bir çana eğrisi gibidir. Yani bir noktaya kadar başarıyı arttırır, bir noktadan sonra onu düşürerek e, azaltmaya başlar. Genellikle sınav kaygısı dediğimiz kısım yani bizim patolojik olarak yani fazla olarak değerlendirdiğimiz kısmın başarıyı olumsuz etkilediğini net bir şekilde biliyoruz. Hı hı. Ee, seyircilerimizin de soruları var onları da hı soracağım hı. ama mesela deneme sınavları oluyor. Ee, siz de az önce bahsetmiştiniz. Deneme sınavlarından kaçan insanlar var. Bu kaygıdan sebep. Ee, onlara ne tavsiye edersiniz? Bu mesela doğru bir yaklaşım mı? Şimdi bazen. Ee, bunu görüyoruz. Aslında sıklıkla görüyoruz. Deneme sınavına girmemek, yeterince hazır olmadan girmemek hı hı. veya kaygılanacağım diye girmemek veya girdikten sonra diyelim bir sınavdan sonra morali çok bozulduğu için sonraki deneme sınavlarına girmemek. Hı hı. Veya streslendiği için, stres arttığı için ders çalışmayı ertelemek. Evet. Şimdi bunların aslında e, çözüme bir katkısı yok. Hı hı. Yani Çünkü bu deneme sınavına girmemek sizin sınavı kazanma ihtimalinizi arttırmaz. Hı, hı. Veya bazen şunu görüyoruz kişi deneme sınavına giriyor diyelim 20 soruluk bir sınav 20'de 19 yapmış tamam güzel e, sevindirici bir haber ama aslında çok çok da bir önemi yok zaten o soruları hani biliyormuşsun ama 20'de 15 yaptığınız zaman o bilmediğiniz 5 soru üzerinde çalışmak bu size bir şey katabilecek bir davranış hı hı. yani en azından bilmediğinizi öğreniyorsunuz deneme sınavlarına tamamen bu gözle bakmak lazım. Yani doğru yaptığınızı zaten biliyorsunuz. Orada bir sorun yok. Ama yanlış yaptığınızı ya da yapamadığınız soruları öğrenmektir amaç. Hı hı. Ama siz bu sınavlardan kaçtığınız zaman nereyi ne kadar bildiğinizi de öğrenemiyorsunuz. Veya prova niteliğini de kaybettiriyorsunuz. Hı hı. Yani her deneme sınavı aslında bir provadır. Evet. Yani gerçek e, sahne için devamlı bir ön hazırlıktır. Siz bunları yapmadığınız zaman... E, Gerçek sınavda doğrudan bir sınav atmosferiyle karşılaşıyorsunuz ve bu sefer olası sorunları bilemiyorsunuz. Hı hı. Çünkü deneme sınavında biz kişiden şunu bekleriz. Yani önce şu matematikten başladım, başka bir şey, Türkçeden başladım, başka bir şey veya bazen kişiler gelir der ki yani şu deneme sınavında 3-4 soru çözemedim, dağıldım. Hı, hı Tabii kötü olmuş ama benim için bu bir malzemedir. Çünkü gerçek sınavda böyle bir şey olduğunda ne yapabileceğini planlaması için de bir fırsattır. Evet. O yüzden kişilerin bu pratiklerini, bu uygulamalarını arttırmalarını istiyoruz. Hı hı. Tam tersine kaçmak yerine. Evet seyircilerimizin sorularını da size soralım. Merhaba iyi yayınlar. Kızım 13 yaşında ve 8. sınıfa gidiyor. Bu sene sınav senesi. Kızıma sürekli ders çalış, test çöz, odanı topla, onu yap, bunu yap demekten çok yoruldum. Bence yeterli çalışmıyor, hatta hiç çalışmıyor ve test çözmüyor. Bir anne olarak benim sınav kaygım var. Kızımın neredeyse hiç kaygısı yok. Kızım da benim bu durumumdan etkileniyor. Bu durumu sınava kadar kızıma kızıma da yansıtmadan nasıl azaltabilirim diye sormuş bir anne. Şimdi kızın, önemli olan burada kızınızın sınavla ilgili bakışını bir anlamak gerekiyor. Evet. Şimdi sonuç olarak e, bu kızın neden sınava çalışmasını istiyor kişi, veli? Hı -hı. Tabii ki iyi bir eğitim alması için. Ve yeteri kadar çalışıp çalışmadığını aslında neye göre değerlendiriyor? Yani evet eline hiç kağıt kitap, kalem almıyorsa, hiç test kitabı almıyorsa veya sadece 10 dakika alıyorsa tabii bu belli ki yeterli değil. Hı -hı. Ama bizim burada birinci yapmamız gereken şey şimdi ailenin bu baskıyı bir miktar azaltmasında fayda var çünkü ailenin strese girmesinin veya ailenin sürekli baskı yapmasının çalış 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 baskı yapmasının genelde olumlu bir etkisi çok yok ha ne yapabilir madem kızda böyle bir sorun var evet kızım senin e, buradaki motivasyonunda nasıl bir sorun var niye ders çalışmıyorsun dersleri mi kötü çözemediği için mi morali bozuluyor hı hı. veya sınavı hiç mi umursamıyor Evet. Veya çok başarılı çalışmadan da yaparım diye mi düşünüyor? Bunu anladıktan sonra belki bir psikolog ya da psikiyatristle görüşmesinde fayda olacak. Hı hı. Peki tedavide neler uygulanıyor ve tedavinin faydaları ne hocam? Tedavide yani ilaç olarak kullanılan bazı ilaçlar olabiliyor. Yani kişinin zaten zemininde kaygısı çok yüksekse. Hı hı. Mesela standart antidepresanlar kaygıyı azaltmak için kullanılabiliyor. Bazen... Ee, Dideral gibi beta blokör ilaçlar vardır. Bu çarpıntı vesaire çok ön plandaysa bu bedensel yakınmalar hı hı. bunlar kullanılabilir. Ama tercihen imkan varsa e, bir terapi sürecine işletmek aslında daha sağlıklı ve daha faydalı sonuçları olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bunun için birinci yapılması gereken sınava 3 gün kala, 5 gün kala, 1 hafta kala geldiğinde kişi maalesef o zaman ne ilacın bir faydası oluyor? Evet. Çünkü ilaçların da etki etmesi için belli bir süre lazım. Ne de terapi süreci yapılabiliyor. Şimdi bizim en büyük gördüğümüz sıkıntı bu oluyor. Yani tam sınava bir hafta kala kişi geliyor sınav kaygın var. Tabii ki belli taktikler kısa önerilerde bulunuyoruz ama etkili bir tedavi olmuyor. Hı. Yani burada sınava e, en azından bir iki üç ay beş ay vakit olursa biz burada aslında elimiz daha rahat oluyor. Terapide yaptığımız şey yine bu formülasyonu kişinin önüne koymak, sınav öncesi, sınav anı, sınav sonrası, sınav anı ile ilgili bu bedensel belirtileri veya sınav anındaki o kaygısının bastırmasını nasıl idare edeceğini öğretmek, sınav öncesinde yine bu endişelerin, bu geviş getiren düşüncelerin erteleme becerisini öğretmek, hı hı. sınav sonrasında da aslında benzer bir şekilde kendine karşı o olumsuz, çok eleştirel düşünceleri yönetmesini sağlamak. Hı hı. Aslında bunun Hani mümkünse, imkanlar el veriyorsa, şartlar varsa, terapi süreciyle ilerlemesi tabii ki faydalı. Ama ilaç da kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Sadece son bir hafta, üç gün kala, beş gün kala kişiler geldiği zaman işte o zaman yapacak şeyler çok sınırlı. Ee, şimdi aslında. Bu kaygıdan kaçmak için bir sürü başka alternatiflere de insanlar yönelebiliyorlar. Aslında faydalı olanları da var içlerinden. Siz mesela nefes egzersizlerinden bahsettiniz. Meditasyon deniliyor. İşte farklı yöntemler uygulanıyor. Ama bu sefer insanlar e, sınava odaklanmak ve sınav kaygısından kaçmak yerine işte meditasyonda ya da başka bir şey spor biliyorsunuz yine e, alternatif olarak. Mesela hı hı. hayatı boyunca hiç spor yapmayan birisi birden sınav döneminde e, spora başlamış oluyor. Şimdi... Bunlar birer kaçış mı yoksa gerçekten etkili bir yöntem mi? Burada davranışın rasyoneline bakmak lazım. Dediğiniz gibi ne için yapıyor? Hı hı. Şimdi buradaki spor sınava bir ay var ve siz spora gidiyorum, iki saat sporda geçiriyorum, bir saat hazırlanmam var, bir saat sonrasında duşu var vesaire. Günün yarısını alıyorsa bu sınav kaygısı için yapılan bir şey değildir ve çok da bir işlevi olmaz. Ama spordan kasıt şuysa. Yani ben iyi çalışıyorum öğlene kadar kendi bir planımı programımı hazırladım öğlen çıkıp bir yarım saat bir yürüyüş yapıyorum tempolu yürüyüş ve daha zinde geliyorum sen. Hı hı. Çünkü biz şunu biliyoruz yarım saat tempolu yürüyüş bir antidepresanla benzer şekilde etki eder hem keyifsizlik hem kaygı açısından. Şimdi eğer böyle bir spordan bahsediyorsak bu faydalı hı hı. veya kişi rahatlamak için gevşeme egzersizleri nefes egzersizlerini kullanıyor. Bunlar çok vakit alan şeyler değildir ama meditasyonla ilgili bir şeyle uğraşıyor. iki saat üç saat bununla uğraşıyorsa o zaman çok faydalı olmaz. Çünkü biz biliyoruz ki kaçmak için de kişiler başka alternatifler üretir. Evet. Genelde mesela değil mi? Ders programı yapılır. Hı hı. İnsanlar o kadar ders programı yapar ki ders Dersden programı yapacağını. Ders yapacağına, programları sürekli demiş. Evet, ders çalışsa hatta, daha çok hatta e, ben kendimden anlatayım. Sonuç e, şeyleri hesap etmekten böyle bazen kendimi kaybettiğimi hissediyordum. Evet. Gerçekten bununla da odaklanabiliyor Değil insanlar mi? yanlış yerlere. Nereyi kazanırım? Kaç evet. net yapmam lazım? Bununla uğraşır Veya odasını düzenlemeye başlar kişi. Hı hı. Kitaplarımı bir düzenleyeyim de öyle başlayayım. Bunlar aslında erteleme davranışları. Hı hı. Veya kişi bazen başka işlerle uğraşır. Ee, bizim vardı bir sürü beste yapan arkadaşımız oldu sınav döneminde. Bir şeyler yazan, senaryo yazan arkadaşlarımız oldu. Mesela kişi aslında orada çünkü şöyle bir maliyet hesabına giriyor beyin. Şimdi beyin bütün vücuttaki enerjinin yüzde yirmi beşini kullanıyor. Çok maliyetli. <laughs> Şimdi bu kadar maliyetli olduğu zaman ve siz bunu devamlı yüklendiğiniz zaman aslında şöyle bir sisteme giriyor. Yani ders çalışma da başka bir şey yap. <laughs> film izle. İşte aklımıza başka bir şeyler geliyor. İşte YouTube'da kaybolmaya başlıyoruz veya ders programının içinde kaybolmaya başlıyoruz. Çünkü daha ee, az yorucu işlere girmeye başlıyoruz. Veya evi bir süpüreyim diyor. Veya yemek yapmaya başlıyor. Normalde yemek yapmıyor ama yemek e, sınav döneminde tatlı yapmaya başlıyor, yemek yapmaya başlıyor. Bu da aslında o zaman o davranışın rasyoneli bir kaçınma stratejisi görür ki bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Ama spordan kasıt, yarım saat yürüyüş yapacağım, molamı o şekilde kullanacağım. Bu çok güzel. Bir sorumuz daha var hocam onu da soralım size. Merhaba bu sene üniversite sınavına gireceğim. Hedefim tıp fakültesini kazanmak ama ben acaba kazanabilecek miyim diye çok endişe duyuyorum. Ailem de bu konuda çok baskılıyor beni. Sınavlarımda hep başarılıyım ama bu büyük sınav diyorlar ve tek bir hakkım olduğu için kaygım çok büyük. Yeterli çalışıyorum gibi ama yeterli de gelmiyor. Zaman azaldıkça endişem büyüyor. Fatih Hocam bana bu süreçte ne yapmayı önerir diye sormuş seyircimiz. Teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz. Yani umarım öncelikle istediği gibi olur. İnşallah. Ee, burada ama mesela cümlede şu önemli. Tek bir sınav. Hı hı. Aslında değil. Evet yani bu tek bir sınav ve sonrasında kazanamazsanız bütün hayatınız mahvoluyor değil. Umarım kazanırsınız ve kazanamamak evet üzücü ve yorucu olur. Bir sene daha kimse ders çalışmayı, aynı şeyleri çalışmayı istemez. Hı hı. Doğru. Ama işin sonunda bir ölüm kalım meselesi yok. Üzülürsünüz ama devam edebilirsiniz. İkincisi, eğer ki mevcut e, dersleriniz, sınavlarınız eğer ki başarılıysa, bunlar kazanacağınızın göstergeleridir. Tabii ki hiç kimsesi yüzde yüz kazanacaksın diyemez, ama provalarda başarılı olmanız, kazanma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterir. Evet. Ki sonuçta kimse bu sınavda, gerçek sınavda da. Sizden bu provalardan farklı bir şey istemeyecek. Yani siz üniversite sınavına gittiğinizde size top sektirin ya da şarkı söyleyin demeyecekler. Aslında hayatını boyunca bu arkadaşımızın hayatı boyunca en iyi yaptığı şey bir kez daha yapmasını isteyecekler. Hı hı. Çünkü muhtemelen başarılı bir öğrenci olduğu için ve hedefi tıp fakültesi olduğu için muhtemelen hayatında en iyi yaptığı şeylerden biri zaten soru çözmek. Evet. Ve orada iki saat, üç saat daha soru çözmesini isteyecekler. Yani en iyi yaptığı şeyi bir kez de sahnede yapmış olacak sadece bu. Hı hı. Yani kimse ekstra bir şey istemeyecek. Sonunda ölüm yok ve öncesindeki bu düşüncelere mümkünse ertelemeye çalışmak. Yani günün belli bir bölümünü ertelemeye çalışmak. Hı hı. Yani gün içinde kazanacağım mı kazanamayacağım mı ailem üzülür mü vesaire. Bunları mesela günün bir yarım saatlik dilimini ertelemek. Diyelim sabah 9'da geldi yazsın not alsın. 12'de geldi not alsın. Akşam da ölü bir vaktinde yatmaya çok yakın olmasın. Hı hı. Yedi, yedi buçuk arası mesela bu notlarını açsın ve düşünebildiği kadar düşünsün. Düşünmeyi ertelesin diyorsunuz. Evet. O kaygıyı akşam saatlerinde. Evet yok Hoş saymak vermeye. çünkü çok mümkün değil. Hı hı. Ama ertelemek yapılabilir bir şey. Hayatta birçok şeyi erteliyoruz. Yani bu yayına girmeden önce aklımızdaki şeyler şu an erteledik. Hı hı. Demek ki bu yapılabilir bir şey. Evet. Ertelesin, bugün içerisindeki vaktini ve stresini yönetmesine yardımcı olacak. 7-7,5 arası düşünsün düşünebildiği kadar. Şimdi az önce bahsettiğiniz bir biraz daha basit görme mevzusu var. Yani Bunun aynısını sadece sahnede yapacaksın. Evet. Ya da işte e, bu tür konularda biraz mevzuyu kendini de sakinleştirmek için basitleştiren insanların da şöyle bir korkusu olabilir. Şimdi basitleştirdim kaygılı e, kaygılıyken daha yüksek bir performansa çalışacaktım belki basitleştirdim 3 saat yerine sadece 2 saat çalışırım ya da işte deneme sınavına girdim başarılı oldum belki son bir ay artık çalışmam e, bu tür korkular da haklı korkular mı sizinle, bu korkuları kaygılar? kişiler yaşayabilir ama pratikte bunların olma ihtimali çok düşük yani ben hmm. çok iyiyim diye şimdi tıp fakültesini isteyen ve sınavları iyi giden bir kişi ben nasıl iyiyim diye son bir ay e, rehavete kapılması çok mümkün değil yani dolayısıyla hani bu, bir şey olmaz. Böyle. Bundan endişe edebilir ama Hı -hı. pratikte bunun gerçekleşme ihtimali e, çok fazla yok aslında. Hı -hı. Evet genel olarak sınav kaygısını aslında bugün özetlemiş olduk ve sanıyorum değinmediğimiz bir noktası da kalmadı. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, sorular geldi daha elimizde iki tane daha sorular varmış seyircilerimizden gelen. Eminim son dakikalarda da birden çok geliyor ama bakalım inşallah en azından YouTube'da izlediklerinde sorularının cevaplarını bulabileceklerini tahmin ediyorum. Tekrarını izleyebilirler tekrar sosyal medyadan. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sınav kaygısı önemli bir konu. Benim de hayatımın önemli bir yerini alan bir mevzuydu. Sizinle bunu konuşmak bana da iyi geldi. Psikiyatrist ve psikoterapist doçent doktor Fatih Yaman. Tekrar ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet, sınav kaygısını konuştuk. Yarın Türkiye saatiyle 16'da tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.